Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümlenin ögeleri ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda atasözlerinin hangisinde ne sorusuna cevap veren altı çizili sözcük ya da söz ötekilerden farklı bir ögedir demiş. Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır, dursun. Görünen köy kılavuz istemez, istemez yüklem, istemeyen nedir? Görünen köydür, özne, akacak kan damarda durmaz, durmaz yüklem, durmayan nedir? Akacak kan, burada da özne görevindedir. Bin tasa, bin borç ödemez, ödemez yüklem, ödemeyen ne? Bin tasa, burada da özne görevindedir. Taşıma su ile değirmen dönmez, dönmez yüklem, dönmeyen ne? Değirmen, bu da özne görevindedir. A seçeneğine bakacak olursak, alçak yerde tepecik kendini dağ sanır. Sanır yüklem. Sanan ne? Tepecik, özne. Tepecik kendini ne sanır? Dağ sanır. Dağ ise burada arkadaşlar, özneyi bulduktan sonra biz buna ne diyoruz? Belirtisiz nesne diyoruz. Dolayısıyla burada farklı bir görevde kullanılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar, konu anlatım videolarına bakarsanız orada belirtmiştik. Önce yön taktiği uygulanır. Neydi bu? Cümlenin ögeleri bulunurken önce yüklem, sonra özne, sonra nesne ve sonra da diğer ögeler bulunur. Bunun sebebi neydi? İşte buydu arkadaşlar. Ne sorusu hem özne için hem de nesne için sorulduğundan dolayı karıştırılabilir. O yüzden buna dikkat edin diye konu anlatım videolarında bahsetmiştik. İkinci soru, aşağıdaki dizelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur demiş. Yeşil pencerenden bir gül at bana cümlesinde at yüklem. Kim? Sen. Gizli özne. Ne atsın? Bir gül. Nesne. Nereden? Yeşil pencerenden. Dolaylı tümleç. Kime? Bana. Bu da dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç olduğu için A seçeneğini elemiş oluruz. Geldim işte mevsim gibi kapına. Geldim yüklem. Kim ben? Gizli özne. Nereye? Kapına. Dolaylı tümleç. Nasıl? Mevsim gibi zar tümleci. Arkadaşlar dolaylı tümleç kullanıldığı için B seçeneğini elemiş oluruz. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Getirdim yüklem. Kim? Ben. Özne. Kime getirdim? Sana. Dolaylı tümleç. Ne getirdim? Bahar. Belirtisiz nesne. Ne ile getirdim? Aşkımla. Bu da edat tümlecidir. Dolaylı tümleç olduğu için C seçeneğini denemiş oluruz. Bir kuş sesi gelir dudaklarından. Gelir yüklem. Gelen ne? Bir kuş sesi özne. Nereden? Dudaklarından. Bu da dolaylı tümleçtir. Dolaylı tümleç kullanıldığı için D seçeneğini elemiş oluruz. Gözlerin gönlümde açan nergisler dir olacak. Yine ek fiilin geniş zaman çekiminin düştüğünü görüyoruz. Nasıl nergislermiş? Gönlümde açan nergislermiş. Tamlama olduğu için burayı ayıramayız. Komple yüklemdir. Ne? Gözlerin. Bu da öznedir. Görmüş olduğunuz gibi cümlede dolaylı tümleç yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde nereye sorusunun cevabı ötekilerden farklı bir ögedir? İstanbul'a yıllar önce bir bahar günü taşındık. Taşındık yüklem. Kim biz? Gizli özne. Nereye? İstanbul'a. Dolaylı tümleç. Ne zaman? Yıllar önce bir bahar günü. Zarf tümleci. Adamın işi erkenden bittiği için eve gitti. Gitti yüklem. Kim gitti? O. Nereye gitti? Eve. Dolaylı tümleç. Niçin eve gitti? Adamın işi erkenden bittiği için. Bu da zarf tümlecidir. Babasının işi olduğu için sabahleyin dışarı çıktı. Çıktı yüklem. Kim? O. Nereye çıktı? Dışarı. Zarf tümleci. Ne zaman? Sabahleyin. Zarf tümleci. Ne için sabahleyin dışarı çıktı? Babasının işi olduğu için. Bu da zarf tümlecidir. Annesi akşam yemeği için bizi içeriye çağırdı. Çağırdı yüklem. Kim? Annesi özne.
Kimi çağırdı? Bizi. Belirtili nesne. Nereye? İçeri. Dolaylı tümleç. Ne için çağırdı? Akşam yemeği için. Bu da zarf tümlecidir. Kaybettiği saati bulmak için yukarıya göz attı. Göz attı yüklem. Kim? O. Gizli özne. Nereye? Yukarıya. Dolaylı tümleç. Ne için yukarıya göz attı? Kaybettiği saati bulmak için. Bu da zarf tümlecidir. Şimdi arkadaşlar, seçeneklere bakacak olursanız nereye sorusunun cevabı çoğunlukla dolaylı tümleştir. Burada aslına bakarsanız yer yön zarflarını vurguluyor. Yer yön zarfları yalın halde kullanılırsa zarf tümlecidir demiştik yine konu anlatım videolarında. Dikkat eden arkadaşlar bunu doğru cevaplayacaktır. Bundan dolayı da çıktı, nereye çıktı, dışarı çıktı, dışarı sözcüğü zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Diğerleri dolaylı tümleç görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, dizelerin hangisinde edat tümleci yoktur demiş. Edat tümlecini bulmak için hatırlarsanız arkadaşlar, kimin ile, kimin için, ne ile ve ne için sorularının cevapları bize edat tümlecini verirdi. Seninle yarın Boğaz'da güzel bir gezinti yapalım. Yapalım yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Kiminle? Bakın seninle. Seninle sözcüğü burada edat tümlecidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Babamla her akşam yarım saat kitap okuruz. Okuruz yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Kiminle? Babamla. Yine kiminle sorusuna cevap verdiği için bu da edat tümlecidir. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Ankara'dan İstanbul'a bu sefer uçakla gittik. Gittik yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Ne ile gittik? Uçak ile. Ne ile sorusuna cevap verdiği için bu da edat tümlecidir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Sebze ve meyveleri bıçakla güzel bir şekilde doğradı. Doğradı yüklem. Kim? O. Gizli özne. Ne ile doğradı? Bıçakla. Bıçakla sözcüğü yine burada edat tümlecidir. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Güzel yüzlü çocuk öğretmenine sevgiyle bakıyordu. Bakıyordu yüklem. Kim? Güzel yüzlü çocuk özne. Nasıl bakıyordu? Sevgiyle. Zarf tümleci. Kime? Öğretmenine. Bu da dolaylı tümleçtir. Görmüş olduğunuz gibi bu cümlede edat tümleci olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki sorulardan hangisi yüklemi buldurmaya yönelik değildir demiş. Seni buraya getiren kimdir? Bakın arkadaşlar, soru bildiren sözcük ek fiil almış. O yüzden bu nedir? Yüklemdir. Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir? Yine soru bildiren sözcük ek fiil almış. O yüzden bu da nedir? Yüklemdir. Dün aradığın kalem neredeydi? Soruyu bildiren sözcük nerede kelimesi ek fiil alınmış. O yüzden bu da yüklem görevindedir. Bu saatte buraya gelen hangisiydi? Hangisi sözcüğü soruyu sağlamış? Ek fiil alıp yüklem olmuş. O yüzden bu da yüklemdir. Geçen gün sinemaya kimle gittin? Bakın kimle sözcüğü. Burada arkadaşlar nedir? Görmüş olduğunuz gibi edat tümlecini buldurmaya yöneliktir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Geçen gün sinemaya Ahmet'le gittim. Gittim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Kiminle? Ahmet'le. Bakın o da edat tümlecidir. İsterseniz cevap vererek de bu tarz soruları çözebilirsiniz. Altıncı soru. Dizelerin hangisinde dolaylı tümleç bir söz öbeğinden oluşmamıştır diyor. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Dursun. Dikenler içinde sarı gül vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Sarı gül özne. Nerede? Dikenlerin içinde. Bakın arkadaşlar, burası nedir? Dolaylı tümleçtir. Dolaylı tümleç burada söz öbeğinden oluşmuştur. O yüzden B'yi elemiş oluruz. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Siyah tül. Özne. Nerede? Yüce dağ başında. Burası da arkadaşlar dolaylı tümleçtir. Yine bu da söz öbeğinden oluşmuştur. Bunu da elemiş oluruz. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Soğuk kül. Özne. Nerede? Bu yangın yerinde. Bu da dolaylı tümleçtir.
Bu da söz öbeğinden oluşuyor. Söz öbeği demek arkadaşlar en az iki sözcükten oluşan demek. Bakın burada da üç sözcükten oluşmuş. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Benim içimde oralı bir bülbül vardır. Vardır yüklem. Ne vardır? Oralı bir bülbül. Özne. Nerede? Benim içimde. Bu da dolaylı tümleçtir. Bu da söz öbeğinden oluşuyor. Bakın belirtili isim tamlaması. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Mor sümbül. Özne. Ne zaman vardır? Şimdi. Zar tümleci. Nerede? Dağlarında dolaylı tümleç. Bakın dağlarında sözcüğü dolaylı tümleç ve bir kelimeden oluşuyor. O yüzden söz öbeği değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen sözcüklerin tümü nesne grubunu oluşturmuştur? Onun neden böyle davrandığını bir türlü anlayamadım. Anlayamadım yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi anlayamadım? Onun neden böyle davrandığını, nesne, nasıl anlayamamış, bir türlü sözcüğü de burada zarf tümleci görevindedir. Okulların niçin tatil edildiğini televizyondan öğrendim. Öğrendim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi öğrendim? Okulların niçin tatil edildiğini. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Nereden öğrendim? Televizyondan. Bu da dolaylı tümleç. Yazarın son romanının akıcı ve sade bir anlatımı vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Yazarın son romanının akıcı ve sade bir anlatımı. Özne. Özne ve yüklemden oluşmuştur. Kübra'nın kız kardeşinin bu akşam gelmeyeceği belliydi. Belliydi yüklem. Belli olan ne? Kübra'nın kız kardeşinin bu akşam gelmeyeceği. Arkadaşlar bu da öznedir. Her şiirin biçim bakımından mükemmel olmasını isterim. İsterim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ben neyi isterim? Her şiirin biçim bakımından mükemmel olmasını. Bu da arkadaşlar belirtili nesnedir. Soruda da bize zaten yüklemden önceki kısmın hepsinin nesne olmasını sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru, cümlelerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından bu cümleyle özdeştir? Yani aynıdır demiş arkadaşlar. Bakalım, gerçek bir eleştirmen herhangi bir etki altında kalmadan eleştirisini yazar. Bakın yazar yüklem. Kim yazar? Gerçek bir eleştirmen. Özne. Gerçek bir eleştirmen ne yazar? Herhangi bir etki kalmadan eleştirisini. Bu da ne görevindedir? Nesne görevindedir arkadaşlar. Dolayısıyla bu cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur. Şimdi seçeneklere bakalım isterseniz. Eleştirmen, eleştirdiği yapıda bilimsel verilere dayanarak yargılar. Yargılar yüklem. Kim? Eleştirmen özne. Neyi yargılar? Eleştirdiği yapıtı. Bu da nedir? Nesnedir. Nasıl yargılar? Bilimsel verilere dayanarak. Burası da zarf tümlecidir. Yukarıdaki cümleye uymadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Eleştirmen bugün övdüğü eseri yarın öbür gün yermeye kalkmaz. Kalkmaz yüklem. Kim? Eleştirmen özne. Neye kalkmaz? Bugün övdüğü eseri yarın öbür gün yermeye. Burası da arkadaşlar dolaylı tümleçtir. Yukarıdaki örneğe uygun olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Eleştirmen nesnel bir yaklaşımla roman veya hikayeleri tahlil eder. Arkadaşlar bu dursun. Eleştirmen eleştirdiği sanatçının kişiliğini hedef almaktan kaçınır. Kaçınır yüklem. Kim? Eleştirmen özne. Eleştirmen neyden kaçınır? Eleştirdiği sanatçının kişiliğini hedef almaktan. Neyden sorusuna cevap verdiği için bu da dolaylı tümleçtir. Yukarıdakiyle uygun olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Eleştirmen eseri incelerken çelişkiye düşmekten kaçınmalıdır. Kaçınmalıdır yüklem. Kim? Eleştirmen. Özne. Eleştirmen neyden kaçınmalıdır? Eseri incelerken çelişmeye düşmekten. Bu da dolaylı tümleçtir. Yukarıdakiyle aynı olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Eleştirmen nesnel bir yaklaşımla roman veya hikayeleri tahlil eder.
tahlil eder, birleşik fiil olduğu için ayrılmaz yüklemdir. Kim? Eleştirmen, özne. Eleştirmen neyi tahlil eder? Nesnel bir yaklaşımla roman ve hikayelerini. Bu da arkadaşlar nesnedir. Bundan dolayı da yukarıdaki örnekle uyuşmaktadır, özdeştir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi nesne ve yüklemden oluşmamaktadır diyor. Kendimle ve sanatımla ilgili olarak yazılıp çizilenleri biriktirmek istemiyorum. İstemiyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ben ne istemiyorum? Bakın, kendimle ve sanatımla ilgili olarak yazılıp çizilenleri biriktirmek. Bu da arkadaşlar ne sorusuna cevap verdiği için nesnedir. Dolayısıyla bu nesne ve yüklemden oluşmuştur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Arkamda kitaplardaki şiirimden başka hiçbir şey bırakmayı düşünmüyorum. Düşünmüyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ben ne düşünmüyorum? Arkamdaki kitaplardaki şiirimden başka hiçbir şey bırakmayı. Arkadaşlar burası da yine komple ne sorusuna cevap verdiği için nesnedir. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Farklı yorumlara konu olmak istemiyorum. İstemiyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ben ne istemiyorum? Farklı yorumlara konu olmak. Bu da ne sorusuna cevap verdiği için yine nesne görevindedir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Tartışmaların odak noktasına yerleştirilmek istemiyorum. İstemiyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ben ne istemiyorum? Tartışmaların odak noktasına yerleştirilmek. Bu da ne sorusuna cevap verdiği için özneyi de bulduğumuzdan dolayı belirtisiz bir nesnedir. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Arkamda bir takım kağıtlar bırakıp da insanların kafasını karıştırmanın gereksiz olduğunu inanıyorum. İnanıyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ben neye inanıyorum? Arkamda bir takım kağıtlar bırakıp da insanların kafasını karıştırmanın gereksiz olduğuna, neye sorusuna cevap verdiği için de burası komple nedir? Dolaylı tümleştir. Nesne ve yüklemden oluşmayanı sormuştu. O yüzden 5 numaralı cümle dolaylı tümleç ve yüklemden oluştuğu için doğru cevabımız olacaktır. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir. 10. soru, 6 çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir ögedir demiş. Baharla birlikte etrafa güzel sümbül kokuları yayıldı. Yayıldı yüklem, yayılan ne? Güzel sümbül kokuları, özne. Issız yerde açan zambakları nedense çok seviyordu. Seviyordu yüklem, kim? O, gizli özne. Neyi seviyordu? Issız yerde açan zambakları, nesne. Belirtili nesne. Matematik dersinde çember konusunu işledik. İşledik yüklem, kim? Biz. Nedir arkadaşlar biz? Gizli öznedir. Biz neyi işledik? Çember konusunu. Bu da neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Divan şairleri en çok misk ve amber kokusunu severdi. Severdi yüklem, kim? Divan şairleri özne. Neyi severdi? Misk ve amber kokusunu. Bu da neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Kız kardeşi sevdiği pembe renkli elbisesini giydi. Giydi yüklem. Giyen kim? Kız kardeşi özne. Neyi giydi? Sevdiği pembe renkli elbisesini. Bu da nedir arkadaşlar? Yine belirtili nesnedir. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Çünkü güzel sümbül kokuları burada özne görevinde kullanılmıştır. 11. soru, gerçeği arayan şair cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla özne, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem şeklinde olur demiş. Gerçeği arayan şair her şiirinde farklı bir konuyu ele alır, dursun. Gerçeği arayan şair özgür olmaktan ve farklı düşünmekten korkmamalıdır. Korkmamalıdır yüklem. Kim? Gerçeği arayan şair özne. Neyden korkmamalıdır? Özgür olmaktan ve farklı düşünmekten. Bu da dolaylı tümleç, nesne olmadığı için bunu elemiş oluruz. Gerçeği arayan şair başka türlerin imkanlarından olabildiğince yararlanmalıdır. Yararlanmalıdır yüklem. Kim? Gerçeği arayan şair özne. Neyden faydalanmalıdır? Başka türlerin imkanlarından dolaylı tümleç,
nasıl olabildiğince zar tümleci. Bakın hem nesne yok hem de zar tümleci kullanılmış. O yüzden yukarıdaki açıklamaya uygun olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Gerçeği arayan şair bireysel konuları değil toplumsal konuları ele almalıdır. Ele almalıdır yüklem. Kim? Gerçeği arayan şair özne neyi ele almalıdır? Bireysel konuları değil toplumsal konuları ele almalıdır. Bu da nesne görevindedir. Fakat cümlede dolaylı tümleç olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Gerçeği arayan şair duyguya değil düşünceye ağırlık vermelidir. Ağırlık vermelidir yüklem. Kim? Gerçeği arayan şair özne neye ağırlık vermelidir? Duyguya değil düşünceye. Bu da dolaylı tümleç. Görmüş olduğunuz gibi burada da nesne kullanılmadığı için bunu da elemiş oluruz. Şimdi geldik A seçeneğine. Gerçeği arayan şair her şiirinde farklı bir konuyu ele alır. Ele alır yüklem. Kim? Gerçeği arayan şair özne. Nerede? Her şiirinde. Dolaylı tümleç. Neyi ele alır? Farklı bir konuyu. Bu da belirtili nesnedir. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden önceki cümlenin bir ögesi durumundadır? Bazen sokakta giderken babamın yüzüyle karşılaşıyor, gülümsüyorum. İçime güneşler doğuyor. Nerede, ne halde olduğumu unutuyorum. Kaybettiği en değerli şeyi bulan çocuk gibi. Arkadaşlar bakın hiç uzatmaya gerek yok. Şu iki cümlenin birbiriyle anlam bütünlüğü oluşturduğunu görüyoruz. Unutuyorum yüklem. Kim ben? Gizli özne. Ben neyi unutuyorum? Nerede, ne halde olduğumu? Neyi sorusuna cevap verdiği için bu belirtili nesnedir. Nasıl unutuyorum? Kaybettiği en değerli şeyi bulan çocuk gibi. Nasıl sorusuna cevap verdiği için de burası nedir arkadaşlar? Zarf tümlecidir. Dolayısıyla kendisinden önceki cümlenin bir ögesi olan nedir? 4 numaralı cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru. Bugün sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir öge olarak kullanılmıştır? Bugün sınavda dikkatli ve titiz olmalısın. Olmalısın yüklem. Kim? Sen. Gizli özne. Ne zaman olmalısın? Bugün zar tümleci. Bugün sınıf arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Gitti yüklem. Kim? O. Gizli özne. Ne zaman? Bugün zar tümleci. Hasta düne göre bugün daha iyiydi. İyiydi yüklem. İyi olan kim? Hasta özne. Ne zaman iyiydi? Bugün zar tümleci. Bugün geleceğe uzanan bir köprü gibidir. Geleceğe uzanan bir köprü gibidir. Yüklem ne? Bugün özne. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Bugün aldığım kitabı mutlaka bitirmeliyim. Bitirmeliyim yüklem kim? Ben gizli özne. Ne zaman? Bugün. Bugün sözcüğü de burada zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Evet arkadaşlar bu testin son sorusuna geçiyoruz. 14. soruya. Dizelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmamıştır? Ben her akşam dolaşırdım yeşil bir sahilde. Dolaşırdım yüklem kim? Ben özne. Ne zaman? Her akşam zarf tümleci. Nerede? Yeşil bir sahilde dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç kullanıldığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Aşinalar gibi karşımda gülümserdi sular. Gülümserdi yüklem. Ne gülümserdi? Sular özne. Nerede? Karşımda. Dolaylı tümleç. Nasıl? Aşinalar gibi. Aşinalar gibi sözcüğü de zarf tümlecidir. Cümlede dolaylı tümleç olduğu için B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun arkadaşlar. Ağlayın aşinasız sessiz can verenlere. Ağlayın yüklem. Kim? Siz. Gizli özne. Kime? Aşinasız sessiz can verenlere. Bu da dolaylı tümleç. O yüzden bunu denemiş oluruz. Akacak kan damarda durmaz. Durmaz yüklem. Durmayan ne? Akacak kan özne. Nerede? Damarda. Dolaylı tümleç. O yüzden bunu denemiş oluruz. Gözlerim gözlerinde dinlenirken eriyor zaman ifadesinde ise bakın eriyor yüklem. Eriyen nedir? Zaman özne. Ne zaman eriyor? Gözlerim gözlerinde dinlenirken bu da zarf tümleci. Görmüş olduğunuz gibi burada dolaylı tümleç yoktur. Bunun içine doğru cevabımız
C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.